Şey karşılaştırırsanız Amerika'da aldığınız eğitim, ya Sabancı'da da çok uzun 4 sene hem lisans eğitimiz 2 sene de master eğitimiz 6 sene okudunuz. Amerika'da bir eğitim aldın Erman. İkisi arasındaki eğitim anlamında, ortam anlamındaki fark neydi sende? Senin gözlemledin. Şimdi eğitim kalitesi anlamında belki Türkiye'de aldığım master'la, bu Sabancı'daki master'la bu Amerika'daki doktora mı karşılaştırabilirim? Ama onun dışında hani lisansa karşılaştırmam mümkün değil. Tabii ki etraftan duyduklarım oluyor ama yani birebir kendi deneyimim hakkında konuşayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, Sabancı biraz Avrupa'yı, biraz Amerikanvari bir eğitim yapısı vardı. O vakit aslında Türkiye'de olmayan birkaç küçük faktör vardı. Küçük dediğimde bayağı yani hani böyle belki çok önemli gibi durmayan ama aslında çok etkili olan bazı özellikleri vardı. Birincisi mesela Sabancı'da şimdi de aynı diyebiliyorum. Girdiğiniz zaman, üniversiteye girdiğiniz zaman mesleğinizi seçmiş olmuyorsunuz. Alanınızı seçmiş olmuyorsunuz. İlk başta 1-2 sene boyunca ortak derslerinizi alıp, bunun yanında seçmeyi düşündüğünüz bölümlerin derslerini alıp, bir karşılaştırma, daha belki daha bilgili bir karar verme sürecine girmiş oluyorsunuz. Bunun dışında eğer ki yaptığınız tercihten mutsuzsanız ileride de değiştirme fırsatınız vardı. Sabancı'da. Şimdi de var diye biliyorum. Bunun dışında yine o vakit çok da Türkiye'de olmayan bazı üniversitelerde vardı ama bizim kadar değildi. Ders seçimi konusunda çok serbestsiniz. Tamamen size bağlıydı. Şimdi mesela diğer üniversitelerde bu şekilde mi onu tam bilmiyorum ama bazı üniversitelerde sanki bir lisenin devamıymış gibi her dönem seçeceğiniz dersler size zaten veriliyordu. Bu Sabancı'da böyle değildi. Buraya geldiğimde doktorada da aynı şeyi yaşadım. Yine size bağlı. Siz ne istiyorsanız, kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız, hangi ders size kulağınıza güzel geliyorsa onu alabiliyordunuz. Ondan dolayı özellikle ders seçimi ve de kariyer planlaması, işte akademik planlama anlamında çok bir fark yoktu o anlamda. İçerikler hakkında konuşmam gerekirse yine böyle Türkiye'de Sabancı'da aldığım derslerde gerek İngilizce konuşulması ortamda gerekse hocaların kalitesi anlamında bence Amerika'yla yani bazı derslerde birebir eşit, bazılarında çok yakın. Çünkü genellikle Sabancı'da beraber işte ders aldığım hocalarım Amerika'da doktora yapmış. Hala Türkiye'ye geldiğinde bile işte Amerika ya da Avrupa'daki büyük konferanslarda hala makale yollayan kişilerdi. Bunun dışında şöyle bir şey söyleyebilirim. Amerika'da sanki biraz daha endüstriye yönelik bilgi alabildim. Şöyle ki belki de Sabancı'da aldığım bilginin daha böyle temel olduğu için ilk 4 yılımda özellikle daha temel bilgiler verildiği için size daha çok böyle güncel kullanılan işte programlama dilleri ya da işte tool'lar Türkçesi yine aklıma gelmedi. Bunlarla alakalı çok böyle kullanımla alakalı ödevler verilmemişti o dönemler ben okuduğumda. Ama doktora esnasında kullandığınız, yaptığınız bir proje direkt böyle büyük bir şirkette uygulanabilir şeyler olabiliyordu.